Floransa'da San Lorenzo'da Michelangelo'nun Laurentian Kütüphanesindeyiz. Kütüphaneye çıkan merdivenleri görmekteyiz. Oldukça geniş ve gösterişli olan bu merdivenler kütüphaneye kadar devam ediyor. Merdivenler adeta yukarıdan bize doğru dökülen bir sıvı hissi veriyor. Çok gösterişli ve bulunduğumuz alanın tamamını görsel olarak dolduruyor. Ana merdivenin her iki yanında bulunan doğrusal koridorlar orta bölümün daha kıvrımlı gözükmesini sağlıyor. Bu merdivenin mimarlık tarihindeki kendi başına ayakta duran ilk merdiven olabileceği düşünülüyor. Brunelleschi'nin bir önceki yüzyılda çok sık kullandığı güzel gri taştan yapılmış. Aslında Michelangelo'nun çizimlerinden merdivenin ceviz ağacından yapılmasının planlandığını öğreniyoruz eğer ceviz ağacından yapılmış olsaydı, eminim hem kütüphanenin içindeki masalarla hem de kapıyla renk açısından çok uyumlu olurdu. Ama kütüphane içeriden dışarıya akıyor gibi gözükürdü. Ahşap renginde bir merdiven odaya sıcaklıkta katardı. Hem oldukça büyük olan bu merdivenin odanın kübe benzer yapısıyla oluşturduğu açı hem de Michelangelo'nun merdivenin bittiği yerde oluşturduğu duvarlar dolayısıyla bu oda görsel olarak fazla yoğun. Duvar demek doğru mu emin değilim. Zira aslında duvarı hiç göremiyoruz. Michelangelo duvarın tamamını antik dönemin mimari öğeleriyle kaplamış. Sanırım bu odanın mimari uslubunun manerist olduğunu söyleyebiliriz. Yani abartılı bir uslub kullanılmış. Klasik mimaride kurallar önemlidir. Nelerin kullanılacağı, hangi öğenin nerede olacağı, oranlar gibi pek çok kural vardır. Michelangelo bu kuralları alarak tekrar yorumluyor. Burada klasik dönem mimari uslubunun ağırlığını görmüyoruz. Daha önceki mimarlar antik dönemi örnek alırken Vitruvius'un kitaplarını ve kuralları göz önüne alırlardı. Michelangelo ise bu klasik kuralları özümseyerek öğeleri mimari sanat tarihinde daha önce hiç kullanılmamış şekilde bir araya getirmiş. Mimari öğelerin alışılageldik tarzdan farklı şekilde kullanıldığı birkaç öğeye bakalım şimdi. Örneğin tavan destekleri. Bu destekler genelde yukarıda bulunan ağır bir şeyi desteklemek için kullanılırlar. Michelangelo da Medici Şapeli'ndeki Yeni Kutsal Eşyalar Odasında destekleri bu klasik şekilde kullanmıştı. Ancak burada destekleri klasik amaçla kullanmamış. Destekler herhangi bir şeyi kaldırmıyorlar. Duvara asılmışlar. Belirgin bir amaçları yok. Oldukça büyükler. Zemine oldukça yakınlar. Ayrıca kapı girişinin her iki yanındaki kör pencereleri çerçeveleyen alçıdan bölümleri görüyoruz aşağıya doğru inceliyorlar. Antik Yunan dönemindeki sütunları hatırlayacak olursak, aslında sütunların aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe inceldiklerini görürüz. Bu incelme görsel olarak yüksekliğin olduğundan daha fazla algılanmasını sağlar. Michelangelo ise burada tam tersini uygulamış. Yani bu kavramları tekrar icat ediyor, yaratıyor ve anlamlarını yorumluyor. Kolonlarsa kendi başlarına ayakta duruyor gözüküyorlar. Adeta birer heykel gibiler. Burada Michelangelo kendisinin öncelikle bir heykeltıraş olduğunu vurgulamak istemiş olabilir. Sanatçı öncelikle heykeltıraş, daha sonra mimariyle ilgilenmeye başlıyor ve buradaki mimari öğeleri de adeta birer heykel gibi ele almış. Mimari öğelerin alışılmadık şekilde kullanımının başka bir örneğini de bu sütunlarda görüyoruz duvarın içindeki sütunlar ilk bakışta sadece dekoratif amaçla yerleştirilmiş gibi gözükseler de aslında yapının taşıyıcıları, yani fonksiyoneller. Köşelere gelindiğinde bu sütunlar ve tabanları çift katlı alçı köşelerle birbirlerinden ayrılmışlar. Buradaki desteklere, üzerindeki köşeye, onun üzerindeki gömülmüş sütunlara baktığımda, bunun ötesinde saklı başka bir duvar olacağını bile düşünüyorum. Abartılı ve gizemli gözüküyor. Mimari öğelerin klasik dönemden beri alışıla gelmiş kullanım tarzlarının ustalıkla yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Merdivenin bulunduğu giriş bölümünde Michelangelo'nun klasik dönem mimarisine ne kadar hakim olduğunu ve farklı bir yorum getirirken özgüveninin ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Şimdi merdivenlerden çıkarak kütüphane'nin içine girelim. Kütüphanenin tavanında ve masalarda kullanılan ahşap, buranın giriş bölümüne nazaran çok daha sıcak görünmesini sağlamış. Giriş bölümünde gözlemlenen abartılı üsluptan sonra burası çok daha sakin ve sıcak. Bu alanda klasisizmin öğelerinin kurallara uygun şekilde kullanıldığını görüyoruz. Camlar okuyucuların rahat etmesi için oldukça büyük yapılmış. Camların üzerinde ise alçıdan yapılmış düz hatlı kör pencereleri görüyoruz perspektifi ve uyumu hissettiğimiz bir mekan. Kütüphanede Medici ailesinin koleksiyonundan çok değerli el yazmaları bulunuyor. O dönemde kitapların son derece kıymetli olduğunu hatırlayalım. Bunlar el yapımı kağıtlar üzerine elle yazılan, süslenen ve ciltlenen kitaplar. Bu kütüphane 15. ve 16. yüzyılda Floransa'da okumaya ve öğrenmeye verilen büyük önemi yansıtıyor. Kütüphaneden çıkarken Michelangelo'nun giriş holünü kütüphanedeki dünya ile gerçek dünya arasında bir geçiş bölümü olarak tasarladığını hissedebiliyoruz. Adeta bir dünyayı terk ederek diğerine geçiyoruz. Buradan geçtiğimiz manastır bölümü ise başlı başına ayrı bir dünya. Michelangelo'nun giriş bölümünde yarattığından oldukça farklı bir ortam.